Selam. Selam. Akşam yemeği için rezervasyon yaptırdım. İptal, iptal et Rüzgar. İptal derken? İptal derken acaba ne demek istiyor olabilirim? İptal Rüzgar, işim var. Anladım. Tamam peki, sıkıntı yok. Bak, Bora'yla bir iş yemeğine çıkacağız akşam. Milyonluk bir anlaşmaya imza atacağız. Başka zaman yaparız, ok mu? Ok, tamam. Görüşürüz. Bay bay. Ay. Ah. Ada, buradan derhal gidiyorsun. Bak, derhal. Gitmiyorum. Dur, kafayı yiyeceğim ya. Yiyebilirsin kafayı. Ben sevdim buraya. Gitmiyorum. Yapacak bir şey yok. Aa. Bora evli olduğunuzu falan bilmiyor değil mi? Tuğçe senin evli olduğunu biliyor mu? Ya da sana şöyle sorayım. Bu şirketteki herhangi biri senin evli olduğunu biliyor mu Rüzgar? Ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Ada! Ada! Videonun devamını yayınladık değil mi? Evet Bora Bey. Güzel. Bora Beyciğim çok merak ediyorum. Videonun devamını nasıl buldunuz? Sence şu an konumuz bu mu Evren? Ada! Ne? Bak şu an konumuz bu. Bora Bey senin gibi birini işe almaz. Nasıl ikna ettin? Senin 3 yıldır göremediğini adam 3 günde gördüyse demek ki. Adacığım, birbirimizi tanıyoruz. Hiçbir vasfın yok. Sen beni hiç tanımıyorsun. O yazdığın ilkokul kompozisyonlarını kimse okur mu sanıyorsun sen? Ha? Rüzgar, bir baksana abi. Kankacığım hemen geliyorum. Bir saniye izin ver. Ada, bak kendini gerçekten küçük düşürüyorsun. Gerçekten. Ya rezil ediyorsun kendini ya. Senin burada yerin yok. Benim için burada olduğunu biliyorum. Biliyorum. Senin için burada olduğumu nereden çıkardın Rüzgar? Ha? Buradayım evet. Çünkü Bora Bey reddedemeyeceğim bir teklif yaptı bana. Anladın mı? Seninle bir alakası yok. Beni burada görmeye alışsan iyi edersin. Ne oldu? Masanı bulamadın mı? Hı? Unuttular herhalde. Hatırlatırım Pırıl'a. Unutmadılar canım. Masan yok. Daha önce de Bora Bey'in hiçbir asistanı masası olacak kadar dayanamaz. Benim bir masam olacak Rüzgar. Sen merak etme. Hatta belki bu masa. Hı hı. Bu masanın sahibi bu şirketin baş editörü. Bora Bey bu akşam milyonluk iş imzalarken onunla beraber olacak. Sen de böyle masa masa gezip kahve dağıtacaksın, anladın mı? Yani masa falan yok, okey? Kapış. Rüzgar'la Tuğçe'nin ilişkisi yeni başlamış. 3 gün oluyormuş daha. Ya sence de çok garip değil mi? Yani Rüzgar 3 aydır şirkette. Ne oldu? 3 günde mi aşık oldu kız buna, ha? Bu işin içinde bir iş var. Ya zaten aklı olan herhangi bir kadın Rüzgar'a aşık olabileceğini sanmıyorum ben. Selin, komik değil. Tamam. Yapma. Ay şu tamam tamam. Rüzgar'ın gözü iyice kör olmuş zaten. Biraz önce bana Tuğçe akşam milyonluk iş yemeğine Bora Bey'le birlikte gidecek. Ama sen kahve taşıyacaksın dedi. Çok ağrıma gitti. Vay şerefsiz. Bak kızım sakın gardını indirmiyorsun. Hatta bu akşam o yemeğe sen gideceksin Tuğçe'nin yerine, anlaşıldı mı? Kızım ben adamın asistanıyım. Ne diye gideceğim? Ne işim var benim orada? Ya vallahi onu da sen düşüneceksin yani. Fasulyenin de kabuğu var ama soyuluyor kardeşim. Tamam neyse işim var, konuşuruz. Ya bu akşam için çok heyecanlıyım Rüzgar. Eğer Serdar Bey'den istediğimiz fiyatı alabilirsek... ...Bora'nın gözünde artı puan kazanırım. Yani iyi tamam da neden Bora'nın gözünde artı puan kazanmaya çalışıyorsun ki? Yani sen zaten şirketin ortağısın. Ha ya orası öyle canım da yönetimde çok payım yok benim. Hani Bora ne isterse o oluyor. Artık bu biraz değişsin istiyorum. O zaman sana bir şans öpücüğü versem. Yani bu gece için. Ay Rüzgar
Ne yapıyorsun? Kendine gel ya, ofisteyiz. Ne oldu, sen niye bakıyorsun bize öyle? Ben buradan böyle geçiyordum. Sonra sizi gördüm. O kadar güzel duruyorsunuz ki. Gözümü sizden alamadım. Sen bana bir kahve getirsene. Hı? Hadi. Tamam. Benim mutfakta detoks içeceğim var dolapta. Onu bir çalkalarsın, olur mu? Tamam, oldu. Çalkalarım ben onu. Sıkıntı yok. Ben de seni arıyordum. Ne işin var burada senin? Konuşmamız lazım. Bana bak, boşuna uğraşıyorsun. Tuğçe'yi gözden düşünmeye çalışma. Kızım, sana geri dönmeyeceğim. Asla dönmeyeceğim. O likörlü çikolataları bana bilerek yedirdin. Aynen öyle. İşte pişmanlık duymuyorum. Öyle mi? Öyle. O zaman bundan sonra arkanı kollarsan iyi edersin, tamam? Ben seni hiç tanımamışım ha. Nerede o iyi, tatlı, fedakar kız? Hı? Buradayım ben, Rüzgar. Buradayım. Sadece gözüm açıldı. Hepsi bu. Umarım yakında senin de gözlerin açılır. Ne demek istiyorsun? Vallahi yakında anlarsın diyorum. Hadi, Allah'a emanet. Bana bak. Sen savaş istiyorsun. Tamam, savaşalım. Ama kazanan ben olacağım. Sen değil. Tuğçe, konuşmamız lazım. Ne oldu? Gel bir. Sakın kızım, sakın. Pes etmek yok. Pes etmek yok Ada. Sözünü tutacaksın kızım. Annene verdiğin sözü tutacaksın. Sen mutlu olacaksın. Mutlu olacaksın sen. Tuğçe, konuşalım mı? İşim var biraz, sonra konuşuruz. Adayla konuşurken işin yoktu. Bu ne demek? Yani bir şey demek değil de sadece şaşırıyorum. Bana gelip onun kellesini istiyorum falan dedim. Senin odanda, senin masanda oturuyor, senin gitmen gereken yerlere o gidiyor. Rahatsız olmuyor musun yani? Bir de böyle fısır fısır konuşmalar falan. Rüzgar, işim var demiştim. Sonra konuşuruz. İzin versen. İyi, ok olsun. Tamam. Bana bak. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Boşuna uğraşıyorsun. Ne yapmaya çalışıyormuşum? Tuğçe ile kanka olacaksın. Beni kötüleyeceksin değil mi? Böyle kadın dayanışması falan filan. Sen Tuğçe Hanım'la baya baya senin hakkında konuştuğumuzu sanıyorsun, öyle mi? Kıyamam, yazık. Yok, Rüzgar'ın reisi geçmedi aramızda. Ne konuştunuz o zaman? Seni ilgilendirmeyen şeyler konuştuk Rüzgar. Oldu mu? Tuğçe'nin masasına kondun, şimdi odasına konacaksın. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Rüzgar. Hiçbir şey bilmiyorsun. Tuğçe Hanım bir yazı yazacaktı, ona yardımcı oluyordum. Okey? Okey. Tuğçe gibi giyinmeler, Tuğçe gibi okey. Ya kızım, bir şey diyeceğim bak, gerçekten kendini rezil ediyorsun. Komik duruma düşüyorsun ya. Gerçekten bak. Yapma. Sen beni düşünüyorsun. Düşünme Rüzgar. Gerek yok. Düşünme sen beni. Ada. Rüzgar. Bana bak. Hı, baktım. entegrasyon için deneme çekimleri. Teşekkürler. Adayı görmüşken vereyim dedim. İyi yapmışsın. Gerisi bende. Okey, anlaştık. Şimdi Bora Bey sizi görünce, yani etkilendiği kadının siz olduğunu görünce aklına kim gelecek? Kim gelecek? Rüzgar gelecek. Rüzgar niye gelsin aklına?
Tu canım. Siz rüzgarla çıkıyorsunuz ya. Ha. Sevgilisiniz ya siz. Evet ha. İşte Bora Bey de ofiste yanında çalışan bir çalışanın sevgilisiyle romantik bir akşam yemeği yemiş oluyor. Ha. Yani buna ne centilmenliği ne gururu izin verir. Doğru diyorsun. Doğru diyorum. Ne yapalım yani? Ne demek bu? Bence gayet açık Rüzgar. Dün akşam uzun uzun düşündüm. Biz birbirimize çok uygun değiliz. Anlık bir heyecandı sadece. Kerem Hanım, yani bunu herkesin içinde mi konuşalım? Baş başa konuşmayalım mı? Ben zaten herkesin içinde seni öperek bir hata yaptım. Şimdi yine herkesin ortasında diyorum ki bitti. Bitti. Ama bu arkadaşlığımızın da biteceği anlamına gelmez Rüzgar. Yani ben seninle arkadaş kalmak isterim. Yani her zaman hayatımın, kalbimin bir köşesinde olabilirsin. İyiymiş. Ay Rüzgar. Ada, ne oluyor burada? Bora Bey. Bora Bey. Tuğçe'nin Rüzgar'a yol verdi. Yol mu verdi? Ha. Ne demek o? Ayrıldı. Bastı tekmeyi. Anneciğim. Kendi hayatları. Hayırlısı olsun. Üç günlük bir kadın içmeni terk edersen... olacağı buydu. Söylemiştim sana. Senin bu olayla bir alakan var mı? Anlamadım. Tuğçe'nin beni terk etmesiyle... bir alakan var mı? Eğer varsa. Varsa ne? Sana yaptıklarımın intikamını aldın demektir. Ben Tuğçe'ye gerçekten aşık oldum Ada. Onsuz bir hayat düşünemiyorum. Yani seni de sevdim. İnan ki sevdim. Ama aşk öyle bir duygu ki... bambaşka bir duygu. Yani ayıp tanımıyor, engel tanımıyor. O kadar çok acı çekiyorum ki Ada. Bak, beni anlamanı beklemiyorum senden. Gerçekten. Ama eğer bir gün sen de aşık olursan beni anlayacaksın. O yüzden bu işte bir parmağım varsa lütfen dur. Lütfen. Lütfen. Sana aşıktım Rüzgar. İstesem duramam artık. Çok geç. Sen benim ilk aşkımdın. Ada. Rüzgar Bey. Konuşalım mı? Bora Bey'den randevu mu isteyeceksiniz? Ajanınız daha belli olmalı. Belki bir saat sonra. Dün gece olanlar hakkında bir şey demeyecek misin? Tebrikler Rüzgar Bey. Çok tebrikler. Kızmayacak mısın? Yani bu kadar mı? Hala evli olduğumuza göre sizin evlenmeniz imkansız. Tuğçe Hanım razı mı? Ada bak, biz seninle hiçbir zaman gerçekten evli değildik. Zaten bitecek. Tamam. Okey. Problem yok o zaman. Tekrar tebrikler. Bu arada... adettendir. Evli çiftlere tavsiyeler verilir. Benim de size ufak bir tavsiyem var. Tuğçe'nin daha gözünüzü ayırmayın. Ne demek bu? Hı? Thank you.
Ada. Odama. Hemen. Tamam. Boz severdi. Onu alayım geleyim. Alayım geleyim ben.